Herkese merhaba arkadaşlar. Frekans hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir konuya parmak basacağım. Nasıl bir konuya parmak basacağım? Benim sıcaklık ölçümlerinde kullanabileceğim bir cihaza ihtiyacım vardı. Uzaktan sıcaklığı ölçmek istiyordum. Hangi cihazların sıcaklığını ölçmek istiyordum ondan bahsedeyim. Dizüstü bilgisayarımın, bilgisayarımın, işlemcinin, onun dışında telefonun birçok şeyin sıcaklığını ölçmek istiyordum. Aynı zamanda da Vücut sıcaklığımın ne kadar olduğunu ya da aile bireylerimin vücut sıcaklığının kaç derece olduğunu görmek istiyordum. Çünkü sıcaklık aslında dikkat edilmesi gereken bir husus. Karşıma Matchtek MS6522B modelli uzaktan ısı ölçen lazer termometre çıktı. Hem fiyatını hem de özelliklerini makul buldum ve edindim. Dilerseniz ufaktan kutu açılımıyla başlayalım ve ondan sonra diğer farklı akranlarıyla Kıyaslayalım. Kutudan ilk başta karşımıza cihazımız çıkıyor. Tasarımı gayet hoş. Yeşil ile grinin harmanlandığını görebiliyoruz. Sarı tuşumuzda Güzel bir hava katmış. Toprak renklerine yakın bir havası var. Tam böyle elektronikçi, elektrikçi edasında al bunu git. Tasarım hoşuma gitti. Burada bastığımız zaman okuyor değerleri bu e, ekranda gösteriyor. Onun dışında kutumuzdan neler çıkıyor onlara bakalım. Kullanım kitapçığı çıkıyor. Türkçe mi? O da çok önemli. Türkçe değil. Yalnız piyasada çok fazla bu ürünün sahtesi dolaşıyor. Ona da dikkat etmeniz gerektiğini belirtmeliyim. Kutunun içinden iki tane de pil çıkıyor. Bu pilleri önceden açmıştım o yüzden bu şekildeler. Normalde birbirlerine bantlıydı. Her neyse pilleri takabilmek için buradaki vidayı yıldız anahtarla açmamız gerek. Ölçüm aralığı eksi 20 santigrat derece ile 500 derece olan cihazın %2'lik sapma oranı bulunuyor. Celsius ve Fahrenheit cinsinden sıcaklığı ölçebilmekte. Üzerinde bulunan tuş sayesinde geçiş yapabiliyoruz. Ürün de yinelenebilir 1 derece değeri göze çarpıyor. Hedef oranı 10'a 1 ve tepki süresi 1 saniye olan cihazın yayma oranı da 0.95 olarak sabitlenmiş. Bu cihazlar ölçümlerini dairesel olarak yapar ve dairenin tam ortasına lazer ışığını gösterir. Ölçeceğiniz hedef dairesel olarak 1 cm ise 12'ye 1 olan bir cihazda en fazla 12 cm'lik uzaklıktan ölçüm yapabilirsiniz. Yakın ölçümlerde hesaba gerek yoktur. Bu hesaplama sadece maksimum uzaklığı bulmak için yapılır. Ölçeceğiniz hedef dairesel olarak 1 metre ise en fazla 12 metre uzaklıktan ölçüm yapabilirsiniz. Bu hesaplamayı yapmak istemiyorum derseniz çift lazarlı termometre satın alabilirsiniz. Maçtekin piyasada satılan NYK Dark, Benetek GM300, ve Cem DT811 lazerli ısı ölçerler ile arasında ölçme aralığı ve hedef oranı farklılıkları dışında pek bir farklılık bulunmuyor. Maçtekin akranlarıyla olan benzerliklerini ve ek özellikleri daha detaylı bir şekilde yazıda bulabilirsiniz. Aslına bakarsanız çok da fark olmadığını, malzeme kalitesi ve tasarım bakımından maçtaki kendime daha yakın bulduğumu belirtmeliyim. Temasız ısı ölçen lazer termometreleri neden tercih etmeliyiz? Birazcık da o konuya değinmek istiyorum. Çünkü özellikle kış dönemlerinde Araçlarımızı çalıştıramadığımız zamanlarda ya da çalıştırdığımız vakitlerde motorun sıcaklığını kontrol edebilmemize olanak sağlıyor. Buna göre durumu koloçan edip önlemler alabiliyoruz. Hatta ve hatta daha önemli bir konuya parmak basacağım. Çocuklarımızın, aynı bireylerimizin vücut sıcaklığını ölçebiliyoruz. O yüzden hassasiyet oranı daha yüksek termometrelere yönelirseniz daha iyi olacaktır. Onun dışında altını çizmek istediğim bir nokta var. Maç tekmesi 65-22B'de hoşuma gitmeyen bir husus. Özellikle 9 voltluk pil yerine ince kalem pil tercih etmeleri pek hoşuma gitmedi. Ee, bazen diyorum yani pillerle mi uğraşacağım diye. O yüzden keşke 9 voltluk versiyonuna yönelseydim diye düşündüm. Gerçi maç de öyle bir versiyon yok galiba. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere e, ısı ölçerin, temassız ısı ölçerin faydalarından yararlarından bahsettim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın.